Heyecanlı Sayın Cumhurbaşkanım, siz de ilk seyahat bir kez daha, aslında çok kez seyahat etmiştiniz ama Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye'nin otomobili burada tur attı. Siz direksiyon başındaydınız. Bir hayal, 61 yıllık rüya bugün gerçeğe döndü. Ne hissettiniz efendim? Şimdi bu heyecanı aynen sizler nasıl duyuyorsanız, hissediyorsanız bizler de tabii çok daha fazlasıyla hissettik. Malum bu devrim otomobili meselesinin ne tür kargaşalara vesile olduğunu biliyorsunuz. Devrim otomobilinden sonra bize de devrin otomobilini hamdolsun üretmek nasip oldu. Ve şimdi sadece Türkiye'nin yollarında değil, dünya yollarında da devrin otomobili TOGG'umuzu ne yapacağız? İzleyeceğiz, takip edeceğiz. Süratse sürat, konforsa konfor, ne ararsanız bulunur. İçindeki şöyle tuşlara bastığınız zaman hepsini orada buluyorsunuz, dinliyorsunuz. Hepsi var, istisnasız. Tabii bu kırmızı bana ait değil, hanımefendiye ait. O seçti, plaka da onun. Bizimki de burada. Evet efendim. Makam otomobili olarak inşallah onu da kullanacağız. Efendim, yani önümüzdeki günlerde bir tur mu verdi efendim sanırım gidecek. Bir tur mu verdi yoksa arada alacak mısınız? Arada alma şeyi nasip olur da artık biz biliyorsunuz daha çok kendimiz kullanmaktan öte makam şoförlerimiz de bu işleri yapıyoruz ki yakışanı o oluyor. Efendim önümüzdeki günlerde İlham Aliyev'e de gidecekmiş sanırım. Yok gitti rengi. O. Yok yok bitti. Yarın teslim araç ulaştı. Onun rengi neydi? Anadolu efendim. Anadolu mu o da? Sizinkiyle aynı. Bak. İlham Bey çünkü öyle arzu etti. Bir de Şevket Mirziyevi'ye de Özbekistan oraya da gidecek. İrtibatlar evet randevu bekleniyor. Hepsi güzel gidiyor. Zaten 177 bin miydi? Başvuru miktarı değil mi? 177 bin. Yani şu anda Gürcan Beyler üretim olarak yetiştirebilseler bu sayı zaten artık 177 olur, 277 olur. Gider. Talipli çok ve bizden torpil isteyenler var dedik biz torpil işine falan pek bakmayız. Yani. Hem sayın bakanımıza da çıkmamış. He? Bakanımıza da ben çıkmamış. Ben başvurdum bana çıkmadı sayın. Çok isabetli olmuş. Aracı özendirmek adına kamu bankaları bir kredi paketi açık var mı önümüzdeki günlerde? Bu bir teşvik mekanizması olarak gündeme gelebilir mi acaba? Olabilir, niye olmasın? Çünkü kamu bankalarının bu noktada kredi yastıkları müsaittir. Hele hele araçlara bunu rahatlıkla yapabilirler. Aynı şekilde tabii konutlarda bunu nasıl yapıyorsak yani otomobilde de bunu yapmak mümkündür. Emine Hanım'ın da tecrübelerini alabilir miyiz? Buyur abi. Araç, bu arada plaka 2071'de hayırlı olsun. Şöyle biraz geri çekelim. Evet. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok tarihi bir anı hep birlikte paylaşıyoruz. Türkiye'nin gurur kaynağı oldu. Ülkem adına gurur duyuyorum gerçekten. Ve arabanın da kullanımı çok rahat, yağ gibi akıyor, dönüşler keskin viraj alabiliyor. Harika yani, içinde kendinizi çok huzurlu hissediyorsunuz. Kullanırsanız anlayacaksınız bunu. Gerçekten bütün emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Harika bir araç. Hayırlı olsun diyorum. Teşekkür ederim. Efendim son olarak plakadan bahsedebilir miyiz? 2071 bir vizyon o da sonuçta. Neler söylersiniz? Emin Hanım'ın hem ismiyle hem soy ismiyle efendim. Şimdi tabii malum. Evet. Hanımın ismiyle müşterek soyadımız. Öbür tarafta 2071 de malum Malazgirt'in buraya yansımış olan tarihi. Çünkü 1071'den sonra 2071
İnşallah bizim için ayrı bir vizyon olacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Evet, gayet güzel, istediğim gibi. Teşekkürler, yolunuz sağ olun. Açık olsun. Sağ olun. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle külliyede bir dolaşıp geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım. Thank you.